Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Eylül ayının ilk ana haber bülteniyle Kanal 3 ana haberle 1 Eylül 2023 Cuma günü karşınızdayız. Ben Kadir Kaplan. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün bir dizi konuşmalar yaptı. Biri adli yıl açılış törenindeydi. Onu birazdan sizlerle paylaşacağız. Birisi ise Ankara'da düzenlenen Teknofest'teydi. Burada önemli açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve o açıklamaların satır başları şöyle: "Bu ülke ne yol geçen hanıdır, ne sahipsiz bir ülkedir, ne bedavacı yatağıdır. Kimsenin istilaya cüret edemeyeceği bir ülkedir." demiş Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bu safhaya gelene kadar çok oyun bozduk. Birileri sığınmacıları kin ve nefret tohumu saçmanın vesilesi yapmaya çalışıyor. Bu sözlerin ardından da "bu ülke ne yol geçen hanıdır, ne bedavacı yatağıdır, ne de kimsenin istila etmeye cüret edebileceği sahipsiz bir ülkedir" diyor Sayın Erdoğan. Aslında bu açıklamaların gittiği yer biraz belki Zafer Partisi olarak algılansa da sığınmacılarla ilgili çokça konuşması, programı, etkinliği olduğu için bir bilgi ortaya atıldı. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu Afgan sığınmacıların, Afgan kaçakların Konya'da bazı kamplarda belirli eğitimler aldığına dair bir iddiada bulundu. Bu sözlerin gideceği yer biraz da orası olabilir. "Bu tablo Türkiye yüzyılı tablosudur" dedi gençlere bakarak. "Artık İHA, SİHA, Akıncı, Kaan'ımız var. Artık karanlık dönemler geride kaldı. Milli teknoloji hamlesi var. Tüm yatırımımızı siz gençlere yapıyoruz" dedi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Adli yıl açılış törenindeydi. Törenin açılışındaki yaptığı konuşmada yargı görevini yürütürken, adaletle ilgili görev yaparken şehit olan yargı mensuplarını andı ve adalet sistemine dair eksikliklerden bahsetti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Sözlerimin hemen başında adaletin tecellisi uğrunda görev yaparken şehit düşen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere tüm yargı mensuplarımızı rahmetle yad ediyorum. Coğrafyamızdaki devletler silsilemizin son temsilcisi Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılına dönüştürmenin yolu hamasetten değil, hatalarımızdan ders çıkarıp başarılarımızdan ilham almaktan geçiyor. Bu anlayışla hiçbir komplekse kapılmadan cesaretle sorunlarımızın üzerine gidecek, kazanımlarımızı koruyacak ve eksikleri telafi edeceğiz. Sadece belirtilerle, tezahürlerle, şekli unsurlarla uğraşmayacağız. Daha ziyade meselenin özüne odaklanacak, teşhisi doğru yapacak ve tüm meselelerimize kalıcı çözümler bulacağız. Devletimizin her kurumu da kendi iç muhasebesini yapabilecek ufka, vizyona ve birikime sahiptir. Bu durum tüm organları ve paydaşlarıyla yargımız için de geçerlidir. İnsanlık tarihi kadar eski olan adalet arayışının birer tezahürü olarak hukuk sistemimizde yerini alan hiçbir metin, hiçbir kanun ve hiçbir kurum la yüzel değildir. Yapıcı eleştirilerden azade değildir. Yargı camiamızın yeni adli yılı diğer hususlarla birlikte böylesi bir arayış ve değerlendirmenin vesilesi haline getireceğini ümit ediyorum. Hiçbir vatandaşımız adliye kapısının adalet kapısı olduğundan şüpheye kapılmamalıdır. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesiyle adalet teşkilatımızın insan kaynağının çok daha vasıflı yetişmesini hedefliyoruz. Bu önemli yeniliği inşallah 2023 yılı sonunda yapmayı planladığımız sınavla hayata geçiriyoruz. Usta-çırak ilişkisi esasına dayanan hakim ve savcı yardımcılığı müessesesinin hukuk camiamıza önemli katkısı olacağına inanıyorum. Şüphesiz adaletin kalitesiyle hukuk eğitimi arasında yakın bağ vardır. Önümüzdeki dönemde diğer çalışmalar yanında hukuk eğitiminin kalitesini yükseltmemiz ve iyi hukukçular yetiştirmemiz de gerekiyor. Avukatların
mahkeme faaliyetlerine katkısının da artırılmasında fayda görüyoruz. Kademeli şekilde belli davalar için avukat tutma zorunluluğu getirilmesi gibi bir takım yeni uygulamalar üzerinde hep birlikte çalışabiliriz. Sokağa, televizyon ekranlarına ve sosyal medya mecralarına taşınan adalet, hukuka olan güveni zedeler ve zamanla yok eder. Eline mikrofonu veya klavyeyi alan birilerinin mahkeme kararlarını kendi arzuları ve ideolojik aidiyetlerine göre eğip bükerek yorumlaması, hatta daha da ileri giderek hüküm vermesi doğru değildir. İşte biraz önceki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında dikkati çektiği açıklama şöyle: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkemizin ekonomik patlamalara gebe olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, Afgan göçmenlerin kamplarda, Konya'daki kamplarda özel olarak eğitildiğini iddia ediyor. Bu kamplar nerededir? Bu kamplarda kaç kişi var? Kaç kişi eğitiliyor? Kilis'le Hatay'a kadar olan bölgede uyuyan hücreler nelerdir diyor ve devamı da var bu açıklamaların. Bugün bir başka açıklama daha yaptı. O da dikkat çekici bir açıklamaydı. Altılı Masa dağıldı mı, dağılmadı mı? Yerel seçim sürecinde Altılı Masa'nın kararı ne olacak konusuna şöyle bir cevap verdi Kılıçdaroğlu. Ortak masanın imza attığı belli başlı konular var. O konularla ilgili demokratikleşme adımları ile ilgili imzalar var ve imzasını kimse çekmemiş durumda diyerek bir manada altılı masanın devam ettiğini iddia etti Kemal Kılıçdaroğlu. Bakan Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Fidan bugün Rusya'daydı, bazı temaslarda bulundu. Kısa bir süre önce, yani birkaç dakika önce Sergey Shoigu'yla görüştü. Rus Savunma Bakanı, aslında Altay Tuva Türk'ü olan Sergey Shoigu'yla görüştü. Ondan önce de sabah saatlerinde Bakan Fidan mevkidaşı Sergey Lavrov'la, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştü. Görüşmenin ana maddelerinden birisi tabii ki dünyayı yakından ilgilendiren tahıl ve tahıl benzeri buğday çeşitlerinin ihracı meselesiydi. Rusya bu konuda sert bir tavır uyguluyor. Ancak Sergey Lavrov'un açıklaması şöyle: Rus tahıl ve gübresinin ihracatına Batı engel oluyor. Birleşmiş Milletler bir şey yapamaz. Batı'dan sadece istekte bulunabilirler. Ancak güvence gelirse hemen yarın uygulayabiliriz. Yalnız güvence olmadan olmaz diyor Lavrov ve Bakan Fidan da Türkiye'nin yoğun bir çaba gösterdiğinin altını çiziyor. 4 Eylül'de iki lider, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelecek. Bu noktada en önemli konu başlığı da tahıl koridoru ve Ukrayna-Rusya savaşı olacak. Devam ediyoruz efendim. Bildiğiniz üzere Afyonkarahisar'da bir Motofest heyecanı var. Oldukça önemli bir organizasyon. Dünyada birçok insanın takip ettiği, motor sporları tutkunlarının takip ettiği bir organizasyon. Afyonkarahisar'da bu organizasyonu 5 yılda 6 kez düzenledi ve hepsinden de alnının akıyla çıktı. Afyonkarahisar Valisi Doçent Doktor Kübra Güran Yiğitbaşı ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Dünya Motosiklet Şampiyonası parkurunun birebir aynısının işlendiği bir oyunu oynadılar birlikte ve protokol üyeleri, iki isim, iki protokol üyesi o oyunu oynarken oldukça heyecanlandılar. Vali ve belediye başkanı dijital dünyada ter döktü. Joystickleri eline alan Vali Yiğitbaşı ve Başkan Zeybek, MXGP Afyon isimli motosiklet yarışında kıyasıya yarıştı. Oyunun sona ermesinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Yiğitbaşı, oyunun bu yıl yayınlanmasına rağmen ilginin yüksek olduğunu ve tanıtımına büyük katkı sağladığını ifade etti. MXGP of Afyon'un fan klubu devreye girdi. Biliyorsunuz bu yıl yarışlarımızda bütün dünyada üye olunup oynanabilecek bir oyun olarak. Biz de tabii denemek istedik başkanımızla. Gençlerden aldık elimize. Joystickleri mi deniyor onlara? Evet, evet. Ama tabii virajlarda gitmek, aynı zamanda hız yapmak hepsi çok zormuş aynı anda. Hepsini birden yapmak. Ama tabii ki gençlerin çok ilgisi var biliyorsunuz.
Benim de çocuklarım var, oğlum var. Özellikle çok seviyor böyle oyunları. Gerçekten bizim herhalde buradaki pistimizi birebir örneklemiş. Ona göre yapılmış. Zorlu bir parkurmuş yani. Ben bayağı zorlandım. Başkan Zeybek ise oyunun gerçekliği dijital ortama taşındığı için tanıtımına katkı sağlayacağına inandığını kaydederek şunları söyledi. Parkuru kısadan tamamlayalım istedik. Ama gerçekten Afyon'un tanıtımına, motor sporları merkezi olduğumuzun tanıtımına çok ciddi katkı sunan bir oyun. Gençlerimizin özellikle tercih ettikleri bir oyun. Dünyanın hemen hemen her tarafında oynanabilen, sosyal medya takipçilerini özellikle takip ettikleri bir oyun. Gerçekliği dijital ortama da taşıdıkları için de farklı bir alan tanıtıma ciddi katkı sunacak. Artık sonuç göstermek, rapor ve ilaç yazdırmak için hastaneye gitmek tarihe karışacak. Bu açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı ve hastanelerin yükünü azaltacak uygulamanın yakın zamanda başlatılacağının müjdesini verdi. Hastaların %22'si reçete yazdırmak için hastanelere gidiyor. Onların bu taleplerini uzaktan sağlık hizmetiyle çözmeyi düşünüyoruz. Bu şekilde reçete, rapor ve benzeri ihtiyaçların hastaneye gelmeden halledilmesi sağlanacak diyor Bakan Koca. Oldukça akıllıca bir uygulama. Herhangi bir şikayetiniz varsa gidiyorsunuz. İlk muayeneniz yapıldıktan sonra sizden bazı raporlar isteniyor. O raporları göstermek için bir daha reçete, bir daha randevu alıp tekrar doktor karşısına artık çıkmayacaksınız. O raporlar doğrudan doktorun önüne gelecek ve size uzaktan hangi ilaçları kullanmanız, hangi tedavileri uygulamanız gerektiği aktarılacak. Böylece randevu yoğunluğu da azaltılmış olacak. Efendim, MotoFest'te ikinci gün bugün Afyonkarahisar'ın ev sahipliğini yaptığı ve bu yıl altıncısı düzenlenen MotoFest tüm hızıyla devam ediyor. Sanatçılar Güliz Ayda ve Oğuzhan Koç dün gece MotoFest'te sahne aldılar ve motor sporları merkezi Afyonkarahisar'da en dolu günlerinden birini yaşadı. Afyonkarahisar heyecan dolu MotoFest'in bu yıl altıncısına ev sahipliği yapıyor. MotoFest ikinci gününde de muhteşem sanatçıların performanslarıyla izleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Sahneye çıkan Güliz Ayla muhteşem sesi ve performansıyla gelen misafirleri etkiledi. Renkli anlara sahne olan konser misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne performansının ardından Kanal 3 mikrofonlarına konuşan Güliz Ayla, böyle bir organizasyonda yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Çok güzel geçti, coşku çok güzeldi. Afyon'a daha önce geldim. Zaten buradaki bütün konserlerim çok güzel geçiyor. Bugün de öyleydi keza, kalabalık da çok güzeldi. Hem Zafer Bayramı coşkusu bir yandan, dün olsa da çok keyifliydi her şey. Benim işimin en sevdiğim yanı her zaman sahneye çıkmak oldu. Küçüklükten beri böyleydi, her zaman sahneye çıkmaktı en önceliğim. O yüzden dinleyicimle buluştuğumda, onlar şarkılarımı benimle birazdan söylediğinde, yani bunu gerçekten bu işi yapmayı anlayamaz, bambaşka bir şey. Böyle özel bir günde, tekrar diyorum, böyle özel bir şehirde olduğum için de ekstra mutluydum. Coşkuyu zaten yansıttık, çok güzel yaktık ilk buraları diye düşünüyorum, güzeldi bayağı. Vallahi çok güzel. Havası biraz ters sadece. Çünkü sıcağı çok sıcak ama akşam olunca bayağı bir iklimi değişiyor. Bir de ben yemek yemeye aşırı düşkün biri olarak tabii Afyon'da çok mutlu oluyorum genel olarak yemek yerken. Çok çok güzel bir şey. Türkiye'nin bütün şeyleri olduğu gibi. Çok keyifliydi. Sahne performansından önce Kanal 3'e konuşan sanatçı Oğuzhan Koç da Afyonkarahisar gibi muhteşem bir şehirde yer almaktan dolayı mutluluğunu ifade etti. Bir saattir karavandayım. Güliz'in sahnesini izledim hem de dinledim keyifle. Çok güzel eşlik ediyorlardı. Umarım bana da aynı coşkuyla eşlik ederler. Çok eğleneceğiz. Şahane bir akşam bizi bekliyor.
Peki Zafer'in 101. yılında Afyonkarahisar, Zafer'in şehri Afyonkarahisar'da bulunmak nasıl bir duygu? Afyonkarahisar şehri nasıl duygu? Afyon'a çok kez geldim. Hatta önceki valimiz Gökmen valimizle de çok yakın ilişkilerimiz var. Kendisini çok seviyorum. Geçtiğimiz yıldı galiba, bir veya bir buçuk yıl önceydi. Burada şahane bir konser daha yapmıştık Antik Kent'te. Bu da galiba buradaki üçüncü veya dördüncü konserim olacak. Çok sık geliyorum. Çok da seviyorum burayı. Sadece Termonotel'in tadını çıkaramadım. Son dakika geldim diye. Onu da bir dahakine yapacağım. Sözüm olsun. Ardından sahneye çıkan sanatçı Oğuzhan Koç, sahnedeki enerjisi ve hit şarkılarıyla Afyonkarahisar'ı coşturdu. Kaybolsak mı gel bu gece, silelim ayak izlerimizi, cennetten bir köşede kimseler bulamasın bizi. Sanatçılara Motofest'te bulunduklarından dolayı çiçek takdim edildi. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım, size de bütün gençler, Türkiye'nin dört bir yanında gelmiş insanlar için size man ediyoruz. Efendim, ana haber bültenimizde stüdyo konuğumuz, oldukça ulvi bir görevi yürüten Afyon Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Sayın Murat Diker. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yıllardır siz ve Sayın Başkan Hüsnü Serteser birlikte ve yine bağışçılarınızla, yönetim kurulu üyelerinizle çok anlamlı, güzel bir görevi, büyük bir sorumlulukla ve gönüllülükle aynı zamanda yürütüyorsunuz. Afyon Eğitim Vakfı uzun zamandır eğitime oldukça ciddi bir destek veriyor ama biz biliyoruz, Afyonlular biliyor, ancak Kanal 3 dünyada da seyrediliyor. Sizden Afyon Eğitim Vakfı'nın amaçları, hedefleri, bu konuda açıklama istiyoruz. Evet, teşekkür ederim. Afyon Eğitim Vakfı, Afyon nüfusuna kayıtlı veya Afyon doğumlu olan lisans, ön lisans öğrencilerine karşılıksız burs veren bir vakıf. Vakfımızın vergi muafiyeti de var. Yani bağışçılar için önemli olduğu için bunun üzerinde duruyorum. Biz her sene 1 Ağustos itibariyle internet üzerinden, Afyon Eğitim Vakfı'nın web sayfası üzerinden müracaatları alıyoruz. Değerlendirme kriterlerine göre bir sıralama sonucunda bursiyerlerimizi belirliyoruz. Bu sıralama kriterleri ailenin sosyoekonomik durumu, yani ailenin bütçesi, maaşı, asgari ücret ve altıysa bir puan alıyor, asgari ücret ve üstüyse 1,5 katıysa bir puan alıyor, evi kiraysa bir puan alıyor, evde engelli varsa, anne baba ayrıysa veya herhangi biri hayatta değilse bu ailenin sosyoekonomik durumuna göre bir puan alıyor. Bir de öğrencinin başarısına göre bir puanlama yapılıyor. O yıl üniversite sınavına girmiş ise sıralaması ilk 1000'deyse bir puan alıyor. 5000'deyse, 10000'deyse bir puan alıyor. Ara sınıflardan müracaat edenlerse not ortalamalarına göre bir puan alıyor. Ve bunların hepsi toplanıyor. Bir puan oluşuyor her müracaat eden bursiyer adayı için. Ve biz o seneki bütçemize göre kaç öğrenci alınacaksa yeni, buna göre bir tamamen bilgisayar ortamında bir sıralama yapılıyor. Şimdi bizde birinci sınıfta bursiyer olan biri mezun oluncaya kadar eğer zayıf dersi yoksa burs almaya devam ediyor. O yüzden biz bu sene 750 öğrenciye burs verdik. 750 öğrencimiz vardı. Bunlardan kaç kişi mezun olacak veya kaç kişinin işte dersleri zayıfı var, onlar çıktıktan sonra bütçemize göre sayıyı belirliyoruz. Ama bu sayı hiçbir zaman aşağıya düşmüyor. Her sene üzerine artık koyarak devam ediyor. İnşallah bağışlarımız da artarsa bunun sayısını biz binlere veya her ihtiyacı olan öğrenciye verebilecek pozisyona gelmek istiyoruz. Afyon Eğitim Vakfı Türkiye genelinde orta ölçekli eğitim vakıflarından bir tanesi. Amacımız işte o büyük ölçekli vakıflar arasına girmek. Ben bir de burada şunu söylemek istiyorum bağışçılarımıza veya bağış yapmak isteyenlere. Tabii bunu zekat olarak veren var, başka türlü amaçlarla hayır olarak verenler var. Bizim bize bağışçılardan gelen bağışların tamamı öğrencilere burs olarak gidiyor. Yani herhangi idari bir konuda veya başka bir şey amacıyla
burs için yapılan bağışlar kullanılmıyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bir de biliyorsunuz artık bir ailenin dışarıda bir öğrenci okutması günümüzün şartlarında çok zor. O yüzden çok ihtiyaç. Evet, evet, evet. O yüzden ihtiyaç sahibi çok öğrencimiz var. Hı hı. Ben Afyon'da bütün hayırseverleri bu öğrencilere destek olmaya, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmaya çağırıyorum. Sadece Afyon'da değil, tüm yurtta, tüm dünyada bağışçılar Afyon Eğitim Vakfı'na destek olsun. Ama hangi yolla destek olabilirler? Şu anda seyircilerimiz bunu kendilerine soruyor. Evet, Afyon Eğitim Vakfı'nın web sayfasında bağışlarla ilgili hesap numaralarımız var. Gelerek bağış yapanlar da, elden bağış yapanlar da oluyor. Bizim bir de Türkiye Afyonlular platformu sayesinde Türkiye'deki bütün dernekler Afyon Eğitim Vakfı'ndan haberdarlar. Onlar da belli aralıklarla kendi aralarında yaptıkları organizasyonla bize Afyon dışındaki Afyonluların da büyük desteği oluyor. Hatta hiç Afyonlu olmayan bağışçılarımız da var. Afyonlu değil ama bizim vakfımızın kriterlerini beğenip, şeffaflığını beğenip bize bağışta bulunan insanlar var. Herkes bizim vakfımızın web sayfasından girip bütçemizi inceleyebilir ve ne kadar bağış yapılmış, ne kadar burs gitmiş onu görebilir. Şeffaf olarak görebilirler. Evet, evet. Daha uzun, daha detaylı konuşacağız. Pazartesi günü Kent, Mekan ve Toplum programında saat 20'de konuğumuz AEV Genel Sekreteri Sayın Murat Diker. Öncelikle bu ön bilgiler için ve emekleriniz, gayretleriniz için teşekkür ediyorum. Pazartesi tekrar görüşeceğiz. Evet, burs müracaatları 15 Eylül'e kadar devam edecek. Elden müracaatı almıyoruz. Tamamen Afyon Eğitim Vakfı'nın web sayfası üzerinden ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz müracaatlarını yapabilirler. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. Hemen sıradaki haberi sunacağım. Sonra sizi yolcu edeceğiz. Efendim, Dazkırı'da Zafer Bayramı bir başka kutlandı. Vatandaşlar metrelerce uzunluğunda bir fener alayı gerçekleştirdi ve kortej etkinlik alanına kadar marşlarla, sloganlarla yürüdüler. Ellerinde bayraklarla, meşalelerle. Daha sonrasında etkinlik alanında gecenin geç saatlerine kadar eğlendiler, şarkılar söylendi, müzikler çalındı, havai fişek gösterisi yapıldı. Dazkırılılar Zafer Bayramı'nı bayram gibi kutladılar. Dazkırı Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Fener Alayı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenledi. Belediye önünden meşalelerle marşlar eşliğinde yapılan yürüyüşe yüzlerce vatandaş katıldı. Vatandaşlar fener alayı ile etkinlik alanına kadar marşlarla, sloganlarla yürüyüş gerçekleştirdiler. Belediye Başkanı İsmail Taylan, burada vatandaşlara günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yaptı. Çok kıymetli sevgili hemşerilerim, 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 101. yılı etkinliklerine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Etkinlikler dedik, etkinlikler bu sene çok dolu dolu değil. Önceki yıllarda festivaller, şölenler, konserlerle dolu dolu birçok etkinliğe bayramlarda imza atmıştık. Belediyeciliğin sadece ve sadece yol, kaldırım, su, kanalizasyon yapmak değil, sosyal, kültürel faaliyetler yapmak, park, bahçe yapmak, insanları mutlu etmek, insanların gönüllerine girmek olduğunu düşünerek 2014 yılında aday olmuştuk ve 2014 yılından bu yana hemen hemen birçok projemizi gerçekleştirdik. Ayrıca zaten sizin sabrınız için şu yürüdüğümüz yollarda yama üstüne yama yaparak yürüdüğümüz yollarda sabrınız için ayrıca hepinize çok teşekkür ediyorum. Ama birçok hemşerim de duydu belki, ihalemizi yaptık. Yaklaşık
10 kilometre civarında asfaltla, yine ilçemizin hiç görmediği sıcak asfaltla ilçemizi tanıştıracağız. Yollarımız ve kaldırımlarımız çok düzenli olacak. İçme suyumuzu kaliteli hale getirdik zaten. Tıkanan o atık suyumuzu, kanalizasyonumuzu düzelttik. Ovada pislik saçan o kötü görüntüyü ortadan kaldırdık ve arıtma tesisini yaptık. Bunun yanında Adalet Parkı yaptık, havuz yaptık, kreş yaptık, üniversite yaptık, kadın kültür evi yaptık, Adalet Kafe'yi yaptık. Şimdi meydanı yapacağız. Öğrenci yurdumuzu bu sene açıyoruz. Öğrencilerimiz daha çok gelecekler ve daha iyi imkanlar altında ilçemizde kalacaklar ve mutlu olacaklar. Siz değerli hemşehrilerim gibi. Onun için ben tekrardan sabrınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. 10. yılımızda daha güzel projelerle, daha güzel işlerle tamamlayıp sizlerin karşısına tekrar çıkmayı düşünüyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün, ulu önderimizin önderliğinde gerçekleşen Zafer Bayramınızı kutluyorum, saygılar sunuyorum. Konuşmanın ardından yapılan havai fişek gösterisiyle muhteşem bir göz ziyafeti çekildi. Sonrasında müzikler eşliğinde eğlenen vatandaşlar Belediye Başkanı İsmail Taylan'a teşekkürlerini ilettiler. Türkiye Görme Engelliler Derneği'nin Afyonkarahisar Şube Başkanlığı kuruluşu tamamlandı. Başkan Mesut Yurt yeni şubeyle ilgili basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Basın açıklamasını muhabirimiz Gökhan Bızıkçı takip etti. Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Merkezi 10. Şubesini Afyonkarahisar'da açtı. Kurucu Başkan Mesut Yurt açıklamalarda bulundu. Oluşturulan yeni şubede ilk açıklamasını Kanal 3'e yapan Başkan Mesut Yurt, görme engellilerin sorunlarının her geçen gün arttığına değindi. Yolların, kaldırımların gerçekten sıkıntıları artmaya başladı. Bu konuda erişilebilirlik komisyonlarımız var. Ancak bunlar denetimi tam olarak yapmamaya başladılar. Görme engelli çocukların eğitimi konusunda biliyorsunuz daha önce bir okul açtık, bir sınıf açtık. Kadayıfçıoğlu İlkokulu bünyesinde. Bu okul öğrencileri azalmaya başladı. Türkiye Görme Engelliler Derneği'nin çalışmalarının uzun zamandır takip ettiğini ifade eden Başkan Yurt, dernek genel merkeziyle yapılan görüşmelerin ardından derneğin şube olarak Afyonkarahisar'da açıldığını aktardı. Şu an üye sayımıza baktığımızda 50 üyeye ulaştık. Daha bir ay olmadan 50 üyeye ulaştık ve ciddi manada da teveccüh var. Kimler tarafından kurduk? Açıkçası onu bahsedeceğim. Biliyorsunuz dernekler masasına siz 5 kişiyle başvuru yapıyorsunuz kurucular kurulu olarak. Bu 5 kişi Kenan Üstündağ abimiz, Levent Yaşar Ülgü kardeşimiz, İbrahim Kalaycı ve Serhat Yurt ile 5 kişi derneğin ilk kuruluşunu gerçekleştirdik. Şubat ayında genel kurul yaparak yeni yönetimin üyeler tarafından seçileceğini aktaran Başkan Mesut Yurt, Türkiye Görme Engelliler Derneği'nin Türkiye genelinde 4000'e yakın üyesi olduğunu hatırlattı. Dernek olarak yapacakları çalışmaları anlattı. Bizde sadece görme engelliler derneğimize üye olmuyor. Görme engelli dışında engeli olan ya da engeli olmayan kişiler de bizim derneğimize üye olarak çalışmalarımıza katılabiliyorlar. Şimdi genelde tatil organizasyonlarımız olacak. Öncelikle biliyorsunuz her yıl, her iki yılda bir EKPSS kurslarımız açılıyor. Evet. Bu kurslara biz öncülük edeceğiz öncelikle olarak burada. Bizim derneğimize bağlı olarak bir de spor kulübümüz var biliyorsunuz. Afyonkarahisar Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü. Şimdi onlarla birlikte aynı mekanı biz kullanacağız. Zaten onun yönetiminde de ben ve arkadaşlarım var. Yani biz dernek ve spor kulübümüzü iç içe götürmeye çalışıyoruz. Yurt, eğitim ve spor anlamında desteğe ihtiyaç duyan herkesi derneklerine davet etti. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarıların devamını diliyorum. Çok sağ olun. Afyonkarahisar'da akıl almaz bir olay yaşandı. 112 acil servis istasyonunda park halinde bulunan ambulansın lastikleri kesildi. Evet.
Park halinde bulunan ambulansın lastiklerini kestiler. İlginç olay, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki 2 numaralı 112 acil servis istasyonunda meydana geldi. Gece istasyonun önünde park halinde bulunan ambulansın 4 lastiği birden kesici aletle kesildi. Sabah nöbete gelen acil servis ekibi aracın lastiklerini kesik bir şekilde görünce polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme yaparak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını aldı. Ambulans çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak lastiklerinin değiştirilmesi için araç servisine götürüldü. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen yangında 7 tavuk telef oldu. Tavşanlı'da baraka yangını çıktı. Çıkan yangında tavuklar telef oldu. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kısmet Sokak'ta bulunan Hasan Hüseyin Göçeri'ye ait evin yakınındaki barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri 112 acil hattını arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine Tavşanlı Belediyesi itfaiyesi, polis ve acil sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının söndürülmesi sonrasında 7 tavuğun telef olduğu bilgisi edinildi. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Bilecik'te hafriyat yüklü kamyon yük boşalttığı esnada bir anda kayarak yan yattı. Kamyon içerisinde sıkışan sürücü AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Bilecik'te hafriyat yüklü kamyon devrildi. Kamyondaki bir kişi yaralandı. Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında Nihat Bey idaresindeki hafriyat kamyonu yük boşalttığı esnada kayarak yan yattı. Araç sürücüsü Nihat Bey devrilen kamyonun içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Oradan bakıyordum ben. Arabanın yattığını gördüm. Koşarak geldim işte. 112 aradım. Oradan AFAD'ı yönlendirip aradım. AFAD'ı çağırdım. AFAD geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri kamyon sürücüsünü sıkıştığı araç içerisinden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Biraz önce bültenimize başlarken aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Teknofest organizasyonda gençlerle buluştu ve bu memleketin sahibi sizlersiniz diyerek gençlere hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Teknofest konuşmasını dinleyelim. Milli mücadeleyi zafere ulaştıran büyük taarruzun yıl dönümü olan 30 Ağustos'ta milletimizle paylaştığımız Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı marşında ne diyor? Özgürlük tutkusu damarlarımda. Çelikten her nefer semalarımda. Sarmaşık dal gibi sarılmışız biz bize. Tek yürek bu millet en zor anında. Düşmanlar
Bir olsa yağsa göklerden, denizler köpürse taşsa dağlardan, kimseye eğmedik boynumuzu, eğmeyiz. Kahraman yarattı Türk'ü yaradan. Yüzyıllarca kutlanacak cumhuriyetimiz, her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz. Evet, şartların en zor olduğu anlarda kimseye boğunu emeyen, bu milletin damarlarında dolaşan özgürlük tutkusunu anlamak isteyen gelsin burada sizlere baksın. Torunlarıma, cümle evlatlarımıza, bilhassa bugün buradaki siz Teknofest katılımcılarına baktığımda Türkiye'nin geleceğini görüyorum. Ne diyor Akif? Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Bu memleketin sahibi sizlersiniz. Bu memleketin sahibi 81 vilayeti ve 85 milyonuyla milletimizin bizatihi kendisidir. Sevgili gençler, değerli kardeşlerim, ecdadın bin yıldır bu vatan topraklarını kanlarıyla yoğurarak verdiği mücadelenin sırrı, ülkenin de devletin de sahibinin millet olduğu hakikatinde gizlidir. Artık İHA'larımız var, SİHA'larımız var, Akıncılarımız var. Bütün onlarla beraber uzaydayız. Kaan'ımız var. Bunlarla beraber semalardayız. Emperyalistlerin çıkarları uğruna gençlerimizin geçmişleriyle bağlarının kopartıldığı, geleceklerinin karartıldığı bu karanlık dönemler artık geride kaldı. Bültenimize dünya gündemiyle devam ediyoruz. Good evening. It's great to be back in Lebanon. It's been a few months and ABD Başkanı Joe Biden'ın enerji ve altyapıdan sorumlu kıdemli danışmanı Amos Hochstein, olumlu sonuçların elde edildiği Lübnan-İsrail deniz sınırı anlaşmasından sonra kara sınırının çizilme vaktinin de geldiğini belirtti. Hochstein, Lübnan'a gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretin sonunda ülkeden ayrılmadan önce Beyrut Uluslararası Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. ABD arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında Ekim 2022'de yapılan deniz sınırı çizimi anlaşması sonucu Lübnan'ın kendi karasularındaki gaz sahalarında sondaj çalışmalarına başlamasının önemine işaret eden Hochstein, sondaj gemisinin 24 Ağustos'ta ulaşması Lübnan hükümetinin pragmatik kararlarının ülke için nasıl olumlu neticeler verdiğinin bir göstergesidir. Geminin ulaşması sadece bir başlangıç ifadelerini kullandı. Come in, do meetings and leave. I finally had the opportunity to spend a couple hours. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suudi Arabistan'dan Lübnan'a destek konusunda olumlu ve yapıcı açıklamalar duyduklarını söyledi. Lübnan'da 31 Ekim 2022'den beri siyasi partiler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle seçilemeyen Cumhurbaşkanı hakkında konuşan Abdullahyan, Lübnan ve halkının Cumhurbaşkanı seçiminde doğru kararı verebilecek güçte olduğuna inanıyorum ifadelerini kullandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'da yoğun çatışmalara sahne olan Kupyansk yönünde Rusya'nın saldırıları sürüyor. Bölgede çatışmaların artması nedeniyle Kızılaç yetkilileri yerleşim yeri sakinlerinin tahliye edilmesine yardım etti. Ukrayna'da
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapacakları görüşmede Karadeniz tahıl girişiminin canlandırılması ve Rusya-Ukrayna savaşının adil barışla sonlandırılması başta olmak üzere bölgesel ve küresel konulara değineceklerini belirtti. Bakan Fidan ve Lavrov, Moskova'da gerçekleştirecekleri görüşme öncesi değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Lavrov ile yapacakları görüşmenin gündeminin yoğun olduğunu ve ikili konuların yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri ele alacaklarını ifade etti. Geçmişte pek çok kez ziyaret ettim Moskova'ya, bu sefer işte bakım olarak gideceğiz. Avrupa Birliği'ne Rusya'dan fosil yakıt ithalatını birkaç yıla kadar bitirme hedefi belirlemesine rağmen bu ülkeden sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatını halen sürdürüyor. Nitekim Avrupa Birliği sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatını son zamanlarda rekor seviyelere yükseltti. Efendim 15 Nisan'da başlayan balık avı yasağı bugün itibariyle son bulmuş oldu. Tüm balıkçılarımıza rastgele diyoruz. İnşallah tezgahlar dolar, fiyatlar düşer, vatandaşlar da üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde doya doya balık yerler. Şimdi Afyonkarahisar'da dünyanın en ciddi organizasyonlarından birisi olan MotoFest organizasyonuna uzanıyoruz ve ana haber bültenimizi burada sonlandırıyoruz. Bizden bu kadar. Hoşça kalın, esen kalın. MotoFest organizasyonunun açılış töreni sizlerle. We will take a family photo together. Şu anda görmüş olduğunuz üzere sahnede bu hafta sonu gözlerimizin pasını silecek pilotlarımız ve bu organizasyonda emeği geçen tüm devlet büyüklerimiz de burada bulunuyor. Onlara kocaman bir alkış rica ediyorum sizlerden bir kez daha. Hakikaten şahane bir organizasyon oluyor. Pistimizin kıymetini bilmemiz lazım. 2018 yılında burası dünyanın en iyi motocross pisti seçildi. Ve eminim ki bu senede yarışılacak her yarışta bu pistin güzelliğinin hepiniz farkına varacaksınızdır diye tahmin ediyorum. Bütün sporcularımız alkışlar eşliğinde hafta sonu bizleri izletecekleri şölene hazırlanmak adına teşekkürlerle uğurluyoruz. Thanks for the our riders. Protokol mensuplarımız, özellikle Sayın Valim, Belediye Başkanım, Federasyon As Başkanım, onların sahnede kalmalarını önemli rica ediyorum. Hakikaten bu sporun seyir zevki bambaşka oluyor ve bu hafta sonu da hem bir yandan buradaki müzisyenlerle birlikte şahane bir hafta sonu geçireceğinizi hem de bu sporla birlikte iyice keyif alacağınızı düşünüyorum ve müsaadenizle organizasyonun açılış konuşmasını yapmak üzere Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Sayın Mahmut Nedim Akülke'yi sizlerle bırakıyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Hoş geldiniz gençler.
Evet, çok fazla konuşmayacağım. Beşinci yılda altıncı kez gerçekleştirdiğimiz şampiyonaya hoş geldiniz. Kazasız belasız bir organizasyon diliyorum. 5000 kişiden 350.000 kişiye geldik. Hepinize teşekkür, Afyon'a teşekkür. Efendim Mahmut Nedim Akülke'ye konuşmalarını yaptığı için teşekkür ediyorum ilk etapta. Ve misafirlerimize geçmek istiyorum ilk etapta. Infront Motor Racing COO Daniele Rizzi bizlerle birlikte. Mr. Daniele Rizzi. Thanks for. Hi. Thank you. Thank you and have a good evening everybody. Thank you for coming here. We are many years in Afyon Karahisar and we wish to thank you very much the authorities being here today, highly represented by everybody who's been behind this project from its first day, and thank you to Mr. Mahmut for your always active approach. We are here and it's a pleasure to share this evening with you and this weekend of racing. Thank you very much. Mr. Daniele, welcome to Turkey again. Efendim Daniele Rizzi, Infront Motor Racing CEO'su sizlere güzel bir hafta sonu dileklerini iletti ve aynı zamanda bu organizasyonda emek veren tüm büyüklerimize de teşekkürlerini sizlerin huzurunda bir kez daha iletti ve sözü fazla uzatmadan sizleri FIM CMS Director Antonio Alia ile baş başa bırakmak istiyorum. Mr. Antonio, hoş geldiniz. Good evening, everybody. On behalf of the FIM, I would like you to welcome to this spectacular venue and MXGP races here in Afyon. We've been here, as Daniele said, for many years, and we hope to be back again for many years as well. I hope you enjoy the races. The weather is going to be fine, and the riders are here just to give it all, in order just to engrave their names on the trophies of Afyon. Thank you very much. I would like to thank all the politicians that favor all this event once more, and of course, we, as I said, we try to do our best and enjoy the races. Thank you very much. Thank you, Mr. Alia. Sayın Alia da hafta sonu boyunca olacak etkinliklerden bahsetti ve aynı zamanda Uluslararası Motosiklet Federasyonu'nun yaptıklarından bahsetti ve Afyon'la ilgili de bu pistle ilgili de yine aynı şekilde teşekkürlerini sundu. Ve sıradaki konuşmacımız Afyon Karahisar Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Zeybek sizlerle birlikte efendim. Sayın Başkanım buyurunuz lütfen. Değerli Bakanım, değerli Valim, kıymetli milletvekillerim, değerli Afyonlular, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Beş yılda altıncı organizasyonumuz bu. Biz kendimize güveniyoruz. Afyon'u festivaller ve organizasyonlar şehri yapmak için var gücümüzle gayret sarf ediyoruz. Sizler eğleniyor musunuz? Memnun musunuz? Organizasyonlar devam etsin mi? Biz de sizlerin yanındayız. Hayırlı olsun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Evet bugün aramızda Sayın Bakanım geçmiş dönem Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu da bizlerle birlikte. Sayın Bakanım yeniden hoş geldiniz. Lütfen buyurun. Saygıdeğer Valim, çok değerli milletvekillerim, belediye başkanımız, tabii Afyonkarahisar'ın protokolü, aynı zamanda sevgili hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi böyle bir günde hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Gerçekten muhteşem bir gün. Hepinizi gerçekten bu konuda emeği geçen herkesi, başta valimiz, belediye başkanımız olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Tabii federasyonu ve Mahmut Bey'i de tebrik ediyorum. Değerli kardeşler, şunu özellikle vurgulamak istiyorum. 2017 yılıydı, 16-17. Dedik ki, Afyon Karahisar'ı spor turizmin merkezi yapacağız dedik. Kimse inanmadı. Ama şu anda 5 yılda 6 tane organizasyon oldu. 2016-17'de Türkiye şampiyonası
Daha sonra 2018'den itibaren dünya şampiyonasında yarışmalar yapıldı. Artık bütün dünya 2 milyar insan Afyonkarahisar'daki bu motokros şampiyonasını seyrediyor. Dolayısıyla artık Afyonkarahisar bir marka. Kongre Turizm Merkezi, Termal Turizm Merkezi, Spor Turizm Merkezi, elhamdülillah hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Nice başarılara imza atmak üzere Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, hayırlı akşamlar. Sayın Bakanım çok teşekkürler ve sırada açılış seremonisinde konuşmasını yapmak üzere sizleri güzeller güzeli şehrimiz Afyonkarahisar'ın AK Parti milletvekili Sayın Hasan Arslan'ı sizlere takdim etmek istiyorum efendim. Efendim buyurun Sayın Vekilim. Çok kıymetli yarışseverler, hepiniz hoş geldiniz. Sevgili gençler, sayın sporcularımız, protokolün değerli üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Ben de belediye başkanımıza, sayın valimize, federasyon temsilcimize çok teşekkür ediyorum bu organizasyon için. Bu organizasyonları için bütün dünyaya Afyonkarahisar'dan sevgiler, saygılar sunuyorum. Motor sporları değerli yarışçılarımıza da başarılar diliyorum. Hayırlı akşamlar. İyi seyirler inşallah. Sayın Vekilim çok teşekkür ediyorum. Evet görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar hakikaten çok çok büyük bir organizasyona tanıklık edeceğiz ve gerçekten de çok büyük emekler burada sarf ediliyor. Sıradaki konuşmayı yapmak üzere bir diğer milletvekilim, AK Parti milletvekili Sayın İbrahim Yurdunu Seven'i sizlere takdim etmek istiyorum efendim. Lütfen buyurun. Sayın Valim, çok değerli bakanım, milletvekilimiz, belediye başkanımız, çok değerli Motor Federasyonu As Başkanı, çeşitli illerden buraya gelmiş çok değerli misafirlerimiz, genç kardeşlerim, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbete selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Afyonkarahisar, şöyle kısaca belki dışarıdan gelen misafirler için söylemekte fayda var. Bir festivaller şehri oldu. Bakın bugüne kadar 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gecede Çuhut'tan, Kocatepe'den başlayan bir zafer haftasını kutladık bir haftadır. Şimdi Moto Festivali, daha sonra inşallah Gastronomi Festivali, Karavan Festivali, Baba Çocuk Festivali. Gerçekten Afyonkarahisar bu konuda bir marka şehir oldu. Bundan dolayı bunu gerçekleştiren herkese, emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şu anda arkada, Ankara'da arkadaşlar bir başka bir festival daha yapılıyor. Biliyorsunuz Teknofest. Değerli gençler, biz geleceğimizi sizlere bakıyoruz. Diyoruz ki biz bu görevlerimizi, bu aldığımız emanetleri, evet dedelerimiz bize belki bu ülkeyi bize teslim etti ama sizlerin, gençlerin, torunlarımızın birer emanet olarak görüyoruz ve sizlere güveniyoruz. Bu yüzyıl, Türkiye yüzyılında Teknofest kuşağı olarak sizlerle gurur duyuyoruz. İnşallah siz de büyük ufuklarla, büyük düşüncelerle, yapacağınız buluşlarla Türkiye'yi, Afyonkarahisar'ı bulunduğu yerden daha uzak yerlere, daha yükseklere çıkaracaksınız. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Evet, ben öncelikle bu organizasyonlarda himayeleri da eksik etmeyen çok değerli Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlıklarımıza, sayın valimize, belediye başkanımıza, bu organizasyonda emeği geçen federasyonumuza ve şu anda burada görev yapan herkese, belediyesine, güvenlik kuvvetlerine, herkese çok teşekkür ediyorum. Kazasız belasız inşallah bir festival olur, bir yarış olur ve sizlere de iyi eğlenceler diliyorum. Allah'a emanet olun gençler. Sayın Vekilim çok teşekkür ediyorum. Efendim sıra geldi. Güzeller güzeli şehrimiz Afyonkarahisar'ın kıymetli valisi Sayın Doçent Doktor Kübra Güren Yiğitbaşı'na. Efendim hoş geldiniz. Sayın Bakanım, sayın milletvekillerimiz, değerli başkanım, çok kıymetli il protokolümüz, değerli Afyonkarahisarlı gençler, Türkiye'nin dört bir yanından şehrimize gelen güzel gençlerimiz, çok kıymetli yayıncı kuruluşlarımız ve motor tutkunları. Hepiniz Afyonkarahisar'a hoş geldiniz. Evet, altıncı defa, beş yıl içerisinde altıncı defa biz böylesine büyük, uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Burada gençlerimizin, sizlerin coşkusunu görmek bizi daha da heyecanlandırdı. Biz üç ayrı ödül sahibiyiz gençler, Afyonkarahisar olarak.
Bakın şimdiye kadar aslında çok daha yeni bu yarışlar. 2018'den itibaren Dünya Motocross Şampiyonası burada şehrimizde yapılıyor. Ancak biz şimdiden 3 ödülün sahibi olduk. En iyi altyapı, en iyi padok ve geçen yılda en iyi uluslararası tanıtım yapan ülke ödüllerini aldık Afyonkarahisar olarak. Bir alkış istiyorum hepinizden. Teşekkür ediyoruz. Şimdi 22 ayrı yayıncı kuruluşun bakın yayınlarıyla 180'den fazla ülkeye buradaki şampiyonanın yarışları ulaştırılıyor. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Neredeyse 3 milyarı aşkın insan bizim potansiyel izleyicimiz olarak buradaki o heyecan verici yarışları Afyonkarahisar'dan, Türkiye'den izlemiş olacak. Bu bizim için çok önemli bir tabii spor faaliyeti, büyük bir organizasyon. Aynı zamanda hem şehrimiz hem ülkemiz için de çok gerçekten kıymetli bir tanıtım imkanı. Gerçekten ben de buna vesile olan hem himayelerin de bu şampiyonanın düzenlendiği Cumhurbaşkanlığımıza, aynı zamanda Motor Federasyonu'na, Türkiye Motosiklet Federasyonu'na, belediyemize ve diğer bizim ortak paydaşlarımıza, kurumlarımıza, TürkSat'ımıza, yayınlarımızı bu kadar insana ulaştırdığı için ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda 36 ülke ve 120'den fazla yarışçımız bu sene burada olacaklar. Afyonkarahisar'ımızda da biliyorsunuz 5 gün içerisinde MotoFest boyunca 10'dan fazla konserle bizler sizlere inşallah güzel anlar yaşatacağız. Dolayısıyla ben de emek veren, katkı sağlayan tüm kurumlarımıza, ayrı ayrı yabancı temsilcilerimize de teşekkür ediyorum burada oldukları için. Sizlere de katkılarınız için, burada olduğunuz için gençler çok teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar'ın ve Türkiye'nin misafirperverliğini, ortamın güzelliğini inşallah göstermeye hazırız değil mi misafirlerimize? Teşekkür ediyorum. İnşallah yarışmacılarımıza da 10 tane bizim Türk yarışçımız var bu sene. Avrupa kategorisinde. 2 tane de kadın yarışçımız var. Dünya Motocross kategorisinde, şampiyonası kategorisinde. Ayrı ayrı ben onlara da özel olarak başarılar diliyorum. İnşallah nice nice senelerde organizasyonumuzu çok daha büyüterek, çok daha güzel, çok daha yaygın, katılımlı nice şampiyonalara ev sahipliği yapmak üzere diyorum. Hoşça kalın. Hepinize iyi seyirler. Sayın Valim çok teşekkürler. Sizleri göndermeden önce bir toplu fotoğraf alabilirsek çok çok memnun olurum. Basın mensubu arkadaşlarımıza da fotoğraf için bu imkanı tanımış olalım bir kez daha. Efendim, hakikaten bu pistin yapımından, organizasyonun 5 yılda 6. kez oluşundan ve bugün emeği geçen hakikaten çok önemli isimler var. Çok büyük bir emek var. Tüm emek veren herkes adına kocaman bir alkış rica ediyorum. Efendim çok teşekkürler. Bugün birazdan akrobasi şovumuz var. Konserlerden önce Birkan Polat sizlerle birlikte olacak. Onu da kaçırmamanızı şiddetle tavsiye ediyorum.